Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber cevizli ekmek tarifi hazırlayacağız. Kahvaltı yapmak için çok lezzetli olacak. Bir de yanına çay da koyun, harika olacak. Gerekli olan malzemeler: yarım kilo un, şu şekilde doğrulmuş ceviz, bu kadar miktarı yeterli olacak. Bir miktarı su, sütümüz miktarı hamurumuz göre ilave edeceğiz. Bir paket kuru maya 11 gram. Küçük bir kaşığı tuz. 25 gram tereyağı. 2 yemek kaşığı şeker. Evet, bir tabak içerisine 1 su bardağı süt ilave edeceğiz. Yani 250 mililitre. 2 yemek kaşığı şeker koyalım. Bir paket kuru mayamız dökelim. Evet, hızlı bir şekilde karıştıracağız. Ondan sonra yaklaşık 5 ya da 10 dakika kadar bekleyeceğiz mayalanması için. Şimdi unumuzu hepsini dökeceğiz. Tuzumuzu da koyalım. Evet, şimdi yoğurmaya başlıyoruz. Sütümüz yavaş yavaş bir şekilde ilave edeceğiz. Hamurun kıvamına göre ilave ediyoruz. Evet, hamurumuz şöyle biraz yapıştıysa şimdi tereyağımıza koyacağız. Ve yoğurmaya devam ediyoruz. Eline yapışmayan bir hamuru elde edeceğiz. Evet, hamurumuz kıvamı nasıl olduğunu bakıyoruz. Evet, elleri yapışıyor. Bunun için bir yemek kaşığı daha un koyacağım. Ve yine de yoğuracağız. Evet, gördüğünüz gibi hamurumuz bayağı iyi bir şekilde oldu. Evet, şimdi ellerimiz ile hamurumuz top gibi yapacağız. Evet, yoğurma kabının içine koyuyoruz. Üstüne kapatıyoruz mayalanması için. 45 dakika kadar bekleteceğiz. Evet, gördüğünüz gibi bayağı iyi bir şekilde mayalandı. Şimdi artık çıkartıyorum. Tezgahın üstüne biraz un koyayım. Evet, şimdi hamurumuz şöyle tezgahın üstüne koyacağız. Evet, içindeki havaya çıkartacağız. Şimdi hamurumuz şöyle eşit bir şekilde ikiye böleceğiz. Evet, tezgahın üstüne un koyayım. Parçalarımızdan bir tanesi alıyorum. Hamurumu yuvarlak bir şekilde açıyoruz. Bu şekilde. Şimdi üstüne bir miktarı ceviz koyacağım. Evet, böyle gördüğünüz gibi. Evet, şimdi bir kenara alıyorum ve şöyle rulo yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, şimdi şöyle biraz üstüne bastırıyoruz. Şimdi yuvarlak bir şekilde yapıyoruz şöyle. Evet, böyle üstüne bastırıyoruz. Şimdi ellerimiz ile açıyoruz şöyle. Üstüne bastırıyoruz ve açıyoruz. Şimdi fırın tepsiye koyacağız. Fırın tepsiye içine yağlı kat koydum.
Evet, yine de ellerimiz ile açıyoruz. Evet, şimdi bir çatal ile şöyle yapıyoruz. Evet, şöyle üstüne şöyle kapatıyoruz ve bir kenara bırakacağız. Tezgahın üstüne bir miktar un koyacağım ciğerini yapmak için. Önceden yaptık şeyler aynısı yapacağız. Evet, üstüne kapatıyoruz ve 10 dakika kadar bekleteceğiz. Evet, 10 dakika geçtikten sonra şimdi şöyle bir yumurta alayım. Fırça yardımıyla şöyle çırpıyoruz. Şimdi yumurtamız şöyle ekmek hamuru üstüne şöyle sileceğiz. Evet, şu şekilde olacak. Şimdi üstüne bir miktar susam koyayım. Şöyle sadece üstüne. Şimdi biraz şöyle üstüne çörek pastası da koyalım. Şimdi fırına götürülmesi için hazır oldu. Fırın sıcaklığı 200 derece olacak. Alt üstü ayarladım. Nerleşene kadar bekleteceğiz. Evet, gördüğünüz gibi bayağı iyi bir şekilde pişti ve güzel de oldu. Evet, şimdi fırından çıkartıyoruz. Evet, şimdi içine nasıl olduğunu size göstermek istiyorum. Bayağı iyi bir şekilde oldu. Evet, gördüğünüz gibi altı bayağı iyi bir şekilde pişti. Evet, gördüğünüz gibi bayağı yumuşak olmuş ve kokusu da bayağı güzel oldu. Evet arkadaşlar, bugün tarifim için bu kadardı. İnşallah beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.